LGS'ye son 206 gün gerçekten hala 200'lü sayılardayız ve inşallah sınava kadar da çok iyi çalışıp en yüksek puanları elde edeceğiz. Yeter ki çalışmaktan vazgeçmeyelim arkadaşlar. Hemen günün sözüne bakıyorum. Zorlukları aşmanın tek yolu yeni girişimlerde bulunmaktır demiş Göte. Gerçekten de eğer sizler önünüze bir zorluk çıktıysa mesela diyelim ki matematik veyahut da işte fen veyahut da Türkçe hiç fark etmez. Önünüze çıkan zorluğu aşmanızın tek yolu Öncelikle öncelikle yeni bir yol denemeniz. Ya ben bu yoldan çalışıyorum olmadı, o zaman yepyeni bir yol denemem gerekiyor demeniz lazım ve hemen günün yorumuna geçiyorum. Sorularım demiş. Konu tekrar yaparken sıkılıyorum demiş. Ee, Zehra Başçay 470 beni almış ve matematikten çok yanlışım çıkıyor ve test çözmek istemiyorum. Bunu nasıl giderebilirim demiş. Şimdi öncelikle zaten az önceki cümle Zehra tam da senin söylediğinle alakalıydı. Zorlukları aşmanın tek yolu yeni girişimlerde bulunmak. Yani nasıl, nasıl yani hocam anlamadım diyebilirsin. Şöyle birincisi konu tekrar yaparken sıkılıyorsan çalışma ortamını, çalışma yöntemini ve çalışma e, ekipmanlarını yani işte kalemlerini, defterlerini değiştirmelisin. Birazcık kendine bir yenilik yapmalısın. Nasıl olabilir çalışma ortamını değiştirmek? Odanı mı değiştireceksin? Hayır. Odandaki dizaynı değiştirebilirsin. da her zaman veyahut da çalıştığın oda ne istediğim salonda çalışıyorsan, oturma odasında çalışıyorsan orada daha sana özgü değişiklikler yapmalısın. Yani işte odana böyle akıl haritaları asabilirsin, kendi yazdığın posterleri asabilirsin. Odandaki dağınıklığı halledebilirsin. Sandalyenin yönünü cama doğru bakıyorsa artık duvara doğru çevirebilirsin. Birazcık değişiklik yapman gerekiyor bir. Ardından da konu tekrar yaparken sıkılmamak adına biraz daha farklı yöntemler denemelisin. Yani video izlemelisin. Videodan sıkıldıysan bu sefer konu özeti çıkarmalısın. Ve bu çıkardığın özetleri de duvarına asmalısın. Çünkü bunları astıkça yaptıklarını kendi önüne koydukça vay be ben bunları bunları çalıştım daha iyi yapıyorum diyeceksin. Matematiğe geldiğimizde yani birazcık çalışma yöntemini değiştirir eğer hep aynı şekilde çalışıyorsan sıkıldım ben de. Ben böyle çalışmayacağım diye. Ben ben odamın masasını başka bir tarafa koyacağım. İşte çalışma yöntemimi bundan sonra bu şekilde yapacağım diyebilirsin. Farklı farklı çalışma yöntemleri var. Bununla alakalı rehberlik videolarımızı izleyebilirsin. Ama diğer gelelim ikinci soruya. Matematikten çok yanlışım çıkıyor ve test çözmek istemiyorum. Bunu nasıl giderebilirim demiş. Şimdi buraya baktığımızda yeni girişimlerde bulunmak dedik ama esas esasında matematikte çok bilimsel bir konu ve çözmesi de belli. Adım adım halletmeniz gerekiyor. Yani direkt olarak ilk başta böyle atıyorum şuradan bir kitabımız var. Birazdan da göstereceğiz. Zoru Bankası'nı açtın. Haydi bismillah. Yok öyle. Tamam bismillah ama olmuyor yani. Bu soruyu bir anda hemen çözemeyebiliyoruz. Ama hocam 8 sınıf sorusu. Ama hocam işte LGS 2 dakika Evet doğru ama olimpiyatlarda başarılı olan insanlar emin olun o gün Den önce bununla alakalı defalarca küçük küçük antrenmanlar yapıyorlar. Yani hemen hoppala cuppala olmuyor. Uzun uzun gayretler sonrası başarı geliyor. Yani zaten herkes bilse... LGS'nin bir ehemmiyeti kalmayacak. O yüzden bir kere diyeceksiniz ki ben bu sorularla başlamadan önce böyle Zoru Bankası'ndan seçici sorularla buna bakar mısın ya aman Allah'ım. Böyle bir sorudan başlamadan önce ilk başta temel seviye sorularla başlamalım diyeceksiniz. Yani ilk başta şöyle matematiği açalım. Matematik ilk başta temel seviye sorular çözeceksiniz. Konuyla alakalı. Sonra orta seviye sorular biraz daha zorlayıcı. Sonra sınav tarzı böyle e, beceri temelli yine sorular çözeceksiniz. Bu tarz soruları çözdüğünüz zaman da hemen kendinize iki dakika vermeyeceksiniz. İlk başlarda bir soruya 15 dakika verin, sonra 10 dakika verin, sonra 5, sonra ikiye düşecektir. Ama ilk başlarda ya ben bu soruyu iki dakikada çözemiyorum diye üzülmek yerine bu soruyu 10 dakikada çözün, bu soruyu 10 dakikada çözün. Sonra zamanla bu soruyu 5 dakikada çözersiniz, sonra zamanla bu soruları 5 dakikada çözersiniz, sonra zamanla bu soruları 5 dakikada çözersiniz, sonra zamanla bu soruları iki dakikada, dakikada çözer ve hayallerinize kavuşursunuz. Dolayısıyla sabretmek gerekiyor, sabır acıdır. Ama meyvesi tatlıdır arkadaşlar. Günün kaynağı matematik zoru bankası. Tabii e, bunu da mutlaka çözmek gerekiyor. Çünkü bu zoru bankası geçen sene 2020 LGS'de birçok soru yakalamıştı. 2020 LGS'de de bizim yine öğrencilere dejavu yaşatacak temel tarz, memnuniyeti makam tarz sorulardan oluşan mükemmel kaynağımız. Günün okulu Haydarpaşa Lisesi, mükemmel bir lise. Zaten başarılarına baktığınızda bunu görebiliyorsunuz. Sizleri bekliyor arkadaşlar. Çalışıp kazanacak olan öğrencini bekliyor. Tertemiz yaptılar. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın arkadaşlar.